Deniz? Deniz, ne işin var senin burada? Seni çok özledim Deniz. Şu hayatta hiçbir şey özlemediğim kadar özledim. Biliyorum. Gitmeyeceksin değil mi artık? Ha? Mecburum. Deniz gitme. Gitme kal. Birlikte kaybedelim. Hı? Sonuna kadar savaşalım. Sonunda ikimiz de kaybedelim. Ama ne olur sen gitme. Ha? Deniz. Deniz. Deniz gitme be. Deniz. Beni bu uyku tutmadı da bir hava alayım geleyim derim. Hava çok soğuk ablacığım. Bir şey olmaz abla ya. Hemen bir çıkıp geleceğim yani. İyi ben de geleyim. Sen nereye geliyorsun abla? Hastasın zaten. O zaman otur konuşalım. Ha. Hadi. Ne oldu? Ne uykunu kaçırdı sen? Bu düğün işi çok mu aceleye geldi rahmet? Ha? Hepiniz bir tuhaflaştınız. Yok, onunla ilgisi yok. Böyle şimdi üst üste birçok şey oldu ya. Ondan böyle bir şey oldum yani. Hmm. Vay be Filizeli bu. Bayağı sen yarın yuvadan uçuyorsun ha. Ya. Aa, değil mi öyle? Ben ne uçacağım? Onunla göteye uçuyorum. Bir yere uçtuğum yok. Uf, tepenizdeyim hala. Uçma zaten. Sen hep tepemizde ol. Ama kocanla da mutlu ol tabii. Mutluyum Mehmet ya, gerçekten. Belli. Ben size çok hayranım biliyor musun? O kadar badire atlattınız. O kadar şey yaşadınız. Şimdi birlikte olabilmek için bir o kadarını daha göze alıyorsunuz. Ne bileyim ya.
Aşk böyle bir şeymiş. Yani onlarken hiçbir felaket onsuzluktan daha ağır gelmiyormuş. Valla babam haklı. Biz gerçekten Fikri ile Şükran'ın çocuklarıyız. Aşk çocuklarıyız yani. Biz başımıza ne gelirse gelsin, hayata karşı böyle dimdik kaya gibi duruyoruz. Mesela aşka gelince elimiz kolumuz bağlanıyor. Darmadağın oluyoruz yani. Ahmet sen aşık mı oldun ya? Ha? Yok be abla. Böyle saçma sapan bir oyunun içindeyim yani. Geçer herhalde, ne diyeyim. Ya sormayayım, söylemeyeyim diyorum da bu kız kardeşlerin arasına mı girdin sen Ahmet ya? Ha? Ben? He ya, bak ama bir şey diyeceğim. Şey vardı ya, küçük olan, sarışın. Ya o büyüyor. Büyük mü? Ha. Onun benim hiç gözüm tutmadı ya. Hadi ya. Hani. Vallahi mi? Vallahi. Bir şey yapmayayım diyorum da. Ha. Tutmadı diyorsun. Zaten benim öyle kimsenin arasında falan girecek halim yok canım. Ben yapar mıyım öyle şey? Ne yani? Ya, ya tamam hadi yat ya. Yarın zaten düğünüm var. Hadi. Hadi, hadi iyi geceler. Geçelim. Sağ ol. Abi ne haber ya? Hah, bir sene içtim ben sana satayım. Ya bana niye hasar yapıyorsun? Ben ne yaptım sana? Ulan sen de haklısın. Ne oldu? Ya senin derinden falan haberin var mı? Onu soracaktım ben. Yok. Ya sabahtan beri arıyorum, ulaşamadım. Kahvaltı yapacaktık beraber, ona da gelmedi. Bak bunlara kesin bir şey oluyor, ben sana diyeyim. Ben de sana, bu konu beni asla ilgilendirmiyor diyeyim, kapatalım olur mu? Nasıl ilgilendirmiyor abi ya? Beni yeme bari. Bal gibi de ilgilendiriyor. Salak mıyım ben? Deniz'le aranızdakini görmüyor muyum? Bak, bir kere söyleyeceğim. Sen var ya, gerçekten çok düzgün, çok efendi bir adamsın. Hatta bütün bu saçmalıkların içindeki tek düzgün insan da sensin. O yüzden ne görüyorsun, ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama bulaşma o işe. İlaçlarınızı almazsanız bu serum da sizi kurtaramaz Deniz Hanım. Hiçbir şey yemiyor doktor bey. Annemle babam da yurt dışında. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Akşama kadar bekleyelim. Olmadı hastaneye yatıracağız. Tamam, teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Ablacığım, hadi toparlan artık biraz, ne olur. Ne olacak böyle yapınca? Bak ben seni tanıyorum. Sen boş yere böyle yapmazsın. Yine bir şey planlıyorsun değil mi? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Nasıl bir şey istemiyorsun? Ya sen daha 8 yaşındayken bir hafta aç gezip kendine köpek aldırmış insansın. Bu sefer kimi yıldırmaya çalışıyorsun? Şimdiki planın ne ben anlamıyorum abla. Ne olur yardım et. Plan falan yok derim. Bir şey de istemiyorum. Git başımdan. Abla. Kızma bak, bir şey soracağım. Sorma. Abla. Abla hadi kalk biraz, doğru. Hadi lütfen. Derin halim yok. Lütfen ablacığım hadi. Hadi. Bana bak. Abla. Gözlerimin içine bak. Ve tüm bunların rahmetle bir ilgisi olmadığını söyle. Thank you.
Yalan söyledim ben sana derin. Aşık oldum ben. Böyle bir hata yapmayı kendime yediremedim. Bu kadar aciz. Zavallı oldum. Kendi kazdığı kuyuya kendim düştüm, anladın mı? Yediremedim bunu yani. Ne zaman oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Dengem şaştı. Kendimi kaybettim resmen ya. Şimdi nereden toparlamaya çalışsam diğer taraftan dağılıyor derin. Kalbim acıyor benim. Ya kalbim acıyor ya. Şimdi biraz yat, uyu. Bu kez sıra bende. Bu sefer ben kurtaracağım seni. Güven bana. Ya derin derin bir dakika. Kimseye bir şey söylemeyeceksin, duydun mu? Kimsenin, özellikle Ahmet'in karşısında bu kadar haciz olamam. Sadece iyileşmeye bak. Düşünme artık bunları. Ay. Derin ya. Kardeşim, git bana sevgilimi getir bakalım. Ay, aman be. Bu hastalık gerçekten çok kötü bir şeymiş. Ay, iğrenç. Ya çıktım ya. Buyurun hocam. Hocam. Heh. Size bir şey soracaktım da müsait misiniz? Neymiş? Verdiğiniz bir soruda takıldım ve Ali hocamı da meşgul etmek istemiyorum. Bir bakabilir miyiz diyecektim. İyi, siz aranızda halledin. Ben kurula giriyorum. Rahmet, o ödevleri de sen hallet. Bitmedi mi tantanan derin? Ne istiyorsun yine? Çok acil konuşmamız gerek Rahmet. Tavır yapmanın sırası değil. Yürü odana gidelim. Ne var derin? Deniz çok hasta Rahmet. Nasıl hasta ya? Neyi var? Ya bilmiyorum. Günlerdir hiçbir şey yemiyor. İlaçlarını içmiyor. Doktor en son serum bağladı ama böyle giderse hastaneye yatıracaklarmış. İyileşmek için en ufak bir çabası yok. Ölmek istiyor sanki. Ne ölmesi ya? Ne diyorsun? Ne yapmaya çalışıyor bu kız kendine? Sanırım kendini cezalandırmaya. Bak annemle babam da burada yok. Onu anca sen ikna edebilirsin. Ne olur Rahmet, ablamı iyileştir, yalvarırım. Deniz ya. Of derin ya. Neredesin sen sabahtan beri? Rahmet nereye gidiyor? Prensesini öpüp hayata döndürmeye. Anlamadım. Boş ver. Git gel, biz kantine gidelim.
açsanıza ya. Buyurun. Deniz nerede? Deniz Hanım odasında. Şişt. Bir saniye beyefendi. Ya arkadaşım, nereye? Arkadaşı dur. Deniz. Deniz. Deniz, niye yapıyorsun bunu kendine? Hı? Niye? Hı? Neden? Niye yapıyorsun kendine? Deniz. Deniz, açsana gözlerini. Bak. Hem... Sen bana bakmazsan, ben senin varlığını hissetmezsem, ben yaşayamam ki kızım. Vallahi. Tamam, savaşmak mı istiyorsun? Tamam. Tamam, savaşalım. Sen kazan. Zaten sen kazanıyorsun. Hep sen kazan. Yeter ki benim kaybettiğim yerde ol Deniz. Yanımda ol. Sevgilim ol, aşkım ol. Anlaştık. Ne oluyor ya? Deniz? Ben bittim, senin oyunların bitmedi ya. Ne istiyorsun kızım sen? Çok mu canın sıkıldı yani? Bravo sana. Ya Ahmet, bir saniye bir dur. Ya bir dinle. Ya ne dinleyeyim ya? Ha? Ne dinleyeyim ne? Bir saniye, bir dakika, bir dur. Deri'nin kalbini kırmadan beraber olmanın tek yolu buydu. Ne yapayım? Hem Deri kendi elleriyle seni bana getirmemiş olsaydı ya sürekli bir pürüz çıkartacaktı. Sen de beni kaybetmekten korkmasaydın eğer geri adım atmayacaktın. Ne yapsaydım? İnsan gibi davransaydın Deniz. Senin bütün işlerin böyle ha. İlla böyle bir oyuna girmek zorundasın. O oyunun sonunda kazanmak zorundasın. Kazanmadan hiçbir şeyin anlamı yok senin için. Ya. Az önce öyle demiyordun ama. Az önce ölüyordun sanıyordun da ondan öyle dedim. Ha, öyle mi? Bana olan aşkını itiraf etmen için ölmen falan gerekiyor yani. Öyle mi diyorsun? Ya saçmalama Deniz, çek şunu. Ya Rahmet. Ya Rahmet. Bu sözleri duymak için buna değerdi ama. Ya sen benim aşık olduğum, sevdiğim tek erkeksin. Ben de böyle bir kızım. Böyle birine aşık oldum. Benimle beraberken oyunun ne zaman bittiğini, ne zaman başladığını okuyucu zekanla anlayamazsın. Hissedebilirsin. Yine bir gün çekip gideceksin değil mi? Evet. Mutlu sonlar bitmemiş hikayelerde olur sevgilim. Peki niye Deniz? Niye gitmek zorundasın? Bunu öğrendiğin gün, beni gördüğün son gün olacak Rahmet, sorma. O gün ikimiz de kaybedeceğiz. Ama ben seninle kaybetmeye de, paramparça olmaya da hazırım. Sen de hazır mısın? Sen var ya...
benim hayatımda gördüğüm en büyük belasını. Sen de bela seviyorsun ama. Seviyorum. Ne var derin? Ay, bağırma sabah sabah, dur ne? Veriyorum, dur. Ne oluyor? Alo? Derin, ne oldu ya? Ne? Saat kaç ki ya? Ya tamam, 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 geliyorum, tamam. Ay, ne oldu ikiniz sabah sabah bağırınıp duruyorsunuz ya? Kızım ya? Sen hala alarm kuracaktın, niye alarm kurmuyorsun? Allah Allah rahmet ya, sen kursaydın. Ne yapayım? Kızım sınav varmış, sınav. Geç kaldım sınava. Tamam, sakin ol ya. Ali Hoca var ya, bu sefer kesin öldürecek beni. Çok sinirliymiş. Uf Deniz ya. Okulda görüşürüz. Tabii hala bir işim varsa görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ya. Nedir bu halin kaç gündür Rahmet? Verdiğim soruları yarım yamalak çözdün, tamamlamadın. Ödevlerin okunması 3 gün gecikti. Sabah sınava geç kaldın. Ne oluyor? Şey... Evde biraz sorunlar vardı hocam. Ondan oldu yani. Okulda, evde, sokakta sorun hep var oğlum. Onların çözümüne yaramayacaksa bu kadar bilgi ne işe yarayacak ki? Haklısınız hocam. Özür dilerim. Bak senin buradaki yerin pamuk ipliğine bağlı. Tek güvencen, tek garantin zeka. Onu da kullanmayacaksan. Ne hocam? Onun içinde senin boyunu aşacak bir problem var. Şimdi değil, şimdi. Sonra çözersin. Ama önce bir karar vermen gerekiyor. Sıradan bir matematikçi mi olacaksın yoksa kendi sınırlarını kendine belirleyeceksin? Kim sıradan olmak ister ki hocam? Bu bir seçim değil yani. Öyle mi? Hadi git. İyice bir düşün. Hatta şu an kariyerinden daha çok önem verdiğin hanım kızımızla birlikte oturun. Birlikte karar verin. Tamam hocam. Ha, Rahmet. Çözemezsen üzülme. Vakti değildir. Ya çözersem? Yerin burası değildir. Daha yükseklerdedir. Hadi git. Nala diye biraz sabahtan beri bir şey yemedin. Ne oluyoruz Rahmet? Ne bu halin? Bir şey yok, işine bak sen. Niye terbiyesizlik yapıyorsun ya? Neyle uğraştığın umurumda değil ama sinirini benden bu şekilde çıkartamazsın. Ha, neyin sinirini çıkartıyormuşum ben sana Deniz? Söyle bakayım ya. E sen sayıları her toplayamadığında bana saldıracaksın eğer, seninle çok işimiz var. Peki ben sayıları toplarken sen ne yapıyordun Deniz? Ha? Neredeydin, kimleydin? Okuldaydım. Okulda olduğunu biliyoruz canım. Bu beni pişman etmek için ağzının içine düştüğün lavuğu soruyorum. O nerede? Bu şekilde sorduğun için cevabını hak etmiyorsun. Ha. İyi. Konuşacak bir şey kalmadı o zaman.
hocam. Yanlış bir soru, çözülmüyor. Öyle mi? Öyle. Bildiğim bilmediğim bütün yöntemleri denedim hocam. Denklemin de hata var mı? Allah Allah. O kadar da eminsin. O kadar eminim. Kafayı yiyeceğim hocam. Ya siz ben delireyim diye mi verdiniz bana bu soruyu? Şimdi de işin yüzünden hayatını mı aksatıyorsun? Hem şu senin hanım kızla da aranız bozuldu galiba. Hocam siz nereden... Nereden mi anladım? Bakışından. Ona benim tahminimden daha fazla değer veriyorsun. Yani hocam... Biz de genç olduk rahmet. Güzel şeyler bunlar. Ben çıkıyorum. Sen de git, yat, uyu. Dinlen biraz. Üzülme. O soru zaten senin çözebileceğin bir soru değildi. Çözeceğim ben bu soruyu hocam. Siz de göreceksiniz. Alo. Ha efendim abla. Ha çıkıyordum ben de şimdi zaten. Tamam. Tamam görüşürüz sizle hadi. Arkadaşlar gerçekten çok eğleneceğiz. Mekan birazcık değişik ama bayılacaksınız. Bomba olacak yani. Bu arada Can nerede? O müzik işini hallediyordu. İyi. O zaman şöyle yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da dersten çıksınlar. Burada toparlanalım. Hep beraber çıkalım çıkalım gidelim. Süper. Sen bir gelsene benimle. Ne yapıyorsun Rahmet ya? Canımı yakıyorsun. Ne yapıyorsun? Canımı acıtıyorsun diyorum Rahmet. Kızım sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ha? Eğer öyle bir şey yapıyorsan bravo, aferin, başardın. Ama daha fazla zorlama istersen. Çünkü bundan sonrası iyi değil. Yok ya. Ben öyle seni satın alıp kenara atacağım biblo değilim. Anladın mı? Öyle iki soru çözemediğini itip kakabileceğim biri hiç değilim Rahmet. Ha bu saçmalıklara cevabın bu yani. Kızım sen ipini koparmanın peşindesin, haberin yok ha. Hı, sen de beni bağlayıp kenara koyduğunu zannediyorsun ama elinde bir ip yok, onun farkında değilsin bence. Ha. Aşkımdan ölsem de durmam, çık işim var ya. Hadi biz. Buna da çok güvenme. Hı. İyi, güvenmeyiz. Tabii işim var benim, gidiyorum. Ne haber Derin? İyi. Deniz nerede ya? Arıyorum, telefonlarını açmıyor. Sana acayip sinirli Rahmet. Aklım varsa şu an bulaşmaz. Hayda, neyime sinirlenmiş bu kız yine benim ya. Neyse boş ver. O zaten en işkenceli yollarını anlatmak için sabırsızlanıyordur şimdi. Burada olduğumu söyler misin? Sen burada bekle, ben haber vereyim. Bu neye gülüyor ya? Deniz? Deniz? Ya Deniz bir dursana ya. Neye sinirlendin yine? Nereye gidiyorsun? Eğlenmeye. Seninle konuşmak istesem telefonlarını açardım Rahmet ya, çekil. Ya açmadığın için geldim zaten Deniz ya. Deniz gerçekten söyler misin neye kızdığını ha? Bak çok yorgunum ha. Git o zaman uyu Rahmet ya, ne yapıyorsun burada? Ha? Keşke ama mümkün değil. Benim uykumu kaçıran iki şeyden birisin kızım sen. Bak seni aramadım. Ya çünkü Hikmet Akıl Hastanesi'ne yatırıyorduk. Ay Rahmet ya. Ben senin aile trajedilerini dinlemek istemiyorum. Bende zaten bin bir katı var. Aramadın diye değil, iyi olup olmadığını haber verecek kadar değer vermediğin için kızgınım sana. Tamam, haklısın. Farkındayım, ben çok saçmaladım yani bu ara. Ya bir de şu hocanın verdiği soru beni... Ay Rahmet ya, duymak istemiyorum. İşte senin bütün problemin bu. Hayatının dengesi yok senin ya. Nerede şıngırak sallansa o tarafa koşuyorsun. Ama arkandakini de unutuyorsun. Deniz, sonra döndüğünde de her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Deniz, ben seni unutmadım. Rahmet, ben sana ne demiştim hatırlıyor musun? Ne? Ben senin denkleminin artık sayısıyım.
Beni yok sayarsan hesapların tutmaz dedim Rahmi sana. İşte aşk böyle bir şey. Lan. Ulan hakikaten bundan tutmuyor olabilir mi ya? Bu sefer çözdüm ben bu soruyu. Sabaha kadar beşik mi salladın? Hocam. Ne bu hale yine? Yok hocam. Soruyu çözdüm ben. Ne? Çözdüm hocam. Bence doğru ama bir de siz bakın isterseniz. Çok hileli, şaşırtmacalı bir soru. Ama böyle bir ucundan tutunca bütün sorusu gibi aktı yani. Ya aslında tam da ben çözmüş sayılmam. Hanım kız diyordunuz ya Deniz. Onun sayesinde çözdüm. Onun söylediği bir şeyden yola çıktım. Nasıl hocam, çözmüş müyüm? Tamam. Hadi sen git belini yüzünü yıka. Ben birkaç telefon konuşması yapacağım. Konuşuruz tamam. Tamam. Hocam çözmüşüm ama değil mi? Öyle görünüyor. Çık hadi sen. Tamam. Mekan da güzel. Ses sistemi zaten yıkılıyor. Bence çok güzel bir parti olacak. Şişt, gelsene. Kızım gelsene ya. O zaman sizin için de okeyse ben gidip idare ile konuşacağım. Bu arada bana listenin son halini getirirsin değil mi? Evet. Sağ ol. Buyurun hocam. Yok siz devam edin ya, sizlik bir şey yok. Deniz Hanım, bir bakabilir misiniz acaba? Niye? Deniz Hanım, dersle alakalı bir şey var da bir gelirseniz. İyi tamam. Ben geleceğim birazdan. Görüşürüz çocuklar. Buyurun Deniz Hanım. Soruyu çözdün Deniz, soruyu. Hem de senin sayende. İyi, bittiyse gidiyorum ha. Deniz niye böyle yapıyorsun? Tamam, haklısın. Özür dilerim. Ama ben buyum. Sayılarla alakalı bir meydan okuma olduğu zaman deliriyorum. Ailenle alakalı bir problem olduğu zaman dünyada hiçbir şey umurumda olmuyor. Sadece onlarla ilgileniyorum. Doğru. Ama bunların hiçbiri benim sana aşık olduğum gerçeğini değiştirmiyor Deniz. Bu dünyada bir tek ailesi sorunu olan insan sen misin Rahmet? Benim de bir ailem var. Ama en azından kardeşin de akıl hastası değil. Bak. Annen sana böyle bir güzellik bırakmış değil mi? Benim annem bana deli bir kardeş bıraktı. Annem öldü gitti ama ben hala onun bıraktıklarıyla uğraşıyorum. Aynı şey değil. Bana bak Rahmet. Benim annemin bana ne bıraktığını bilmiş olsaydın eğer o deli kardeşine şükrederdin, anlıyor musun? Bir daha sakın annem hakkında tek kelime etmeyeceksin, duydun mu? Tamam. Sen et o zaman. Annenden bahset bana Deniz. Nasıl biriydi annem mesela? Hı? Öldüğünde ne hissetti? Benim annem öldüğünde benim canım o kadar yandı ki sesim bile çıkmadı benim, biliyor musun? Öldüğünde mi? Ben her gün annem ölsün diye dua ediyorum Rahmet. Senin hiç sesin çıkmamış. Benim nefesim kesiliyor, anlıyor musun? Nefesim kesiliyor. Bir daha sakın bu konuyu açma. Ha, şu kadına soracaksan henüz babamdan bir şey öğrenemedim. Doğrudan söylemedim da. Yok o değil ya şey. Sen beni bu akşam babanla tanıştırabilir misin? Sen bu soruyu doğru kardeşe sordun emin misin?
Ya mesele Deniz olunca ne olacağını kestiremiyorum şimdi. Ya neyse boş ver sen. Sen beni tanıştırabilir misin? Tanıştıramaz mısın? Olur. Yani bu ara evde müsaitse gelirsin. İyi, çok güzel. O zaman ben müsaitim. Sen haber ver bana. Tanışalım. Tamam. İyi olur. Neyse derse geç kalıyorum. Haber veririm ben. Sağ ol. Ya buranın kahvesi güzel değil. Ben şuradan kahve alacağım. İstiyor musun sen de? Ay iyi olur. Ne bu ya? Ne yapıyorsun? Beyaz bayrak. Teslim oluyorum. Ateşkes ilan edebilir miyiz? Ben seni özledim de. Niye? Hocam saçma sapan sorular vermedim çöz diye. Yok ya, ben şimdi onun sorusunu çözdüm ya. O yüzden o bir şok geçirdi şimdi. Uğraşmıyor benimle bu ara. İyi tamam, hadi kalk masadan. Arkadaşlarım gelecek. Bir hocayla otururken görülmek istemiyorum. Ha. Bu arada akşam babanla tanışıyorum, haberin olsun. İyi, selam söyle. Söyleriz. Derse de geç kalma, yok yazarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam çok şaşırdı Deniz'in erkek arkadaşı gelecek deyince. Gel gel. Niye ya? Deniz daha önce babasıyla kimseyi tanıştırmadı mı? Vallahi seni bile tanıştırmadı ki rahmet. Sen kendini tanıştırıyorsun. Neyse ben önden hazırlık yaptım biraz. Gel. Deniz yok değil mi? Yok, o Tolga ile beraber sevgililer günü için hazırlık yapıyor. Haberin yok mu? Yok. Ne diyorsunuz ya siz? Neyse boş ver, konuşuruz sonra. Şu Badire'yi bir atlatalım da bakarız. Babacığım rahmet geldi. Demek kızımın arkadaşı sensin delikanlı. Evet, rahmet Elibol ben. Memnun oldum. Gel otur şöyle. Derin, sen bize bir şeyler söyle kızım. Çay, kahve, soğuk bir şey ne içersin? Çay olur. Tamam, sana da kahveni söylüyorum. Tamam kızım. Demek kızıma babasıyla tek başına tanışacak kadar değer veriyorsun. Evet, ben Deniz'i çok seviyorum. Onun için her şeyden vazgeçerim yani. Bu yaşta olur böyle şeyler. Derin çok zeki olduğunu söyledi. Ali Hoca'nın asistanlığını yapıyor musun? Siz tanıyor musunuz Ali Hoca'yı? Deniz gibi bir evladın olunca etrafını tanımak gerekiyor. Sen de bu yüzden gelmedin mi bana? Doğru, haklısınız. Merhaba. Tevfik Bey aradım, cevap vermedi. Acaba kendisi müsait mi? Tabii. Siz böyle buyurun, bekleyin. Ben haber vereyim. Tamam. Babacığım. Efendim kızım. Bir misafirin geldi de ben rahmeti geçireyim istersen. Kim geldi? Birini beklemiyordum. Savcı, bir tanıdığın vardı ya hani. Nihal bir şeydi adı. Tamam. Ben yukarıya çıkıyorum. Yukarıdaki odaya alırsın. Memnun oldum. Bir dahakine daha uzun konuşuruz. Belki bu sefer Deniz de aramıza katılır. Çok
Ya kızım niye gelmiş bu ya? Ya bir dur, nereye çekiştiriyorsun beni derim ya beni görürse? Ya sen bu kadınla ilgili bir şeyler öğrenmek istemiyor musun? İstiyorum. Tamam, belki işine yarar bir şey çıkar. Bak sen şimdi Deniz'in odasına çık, beni bekle tamam? Kızım ne yapacağım ben Deniz'in odasında ya? Hadi rahmet, ben halledeceğim. Hadi. Yavaş ya, hadi inanın. Hadi gel. Buyurun, babam sizi bekliyor. Nihal Hanım geldi baba. Tamam kızım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. İnşallah sorunu çözdüm demek için gelmişsindir. Bu benim tek başıma çözebileceğim bir sorun değil Tevfik Bey. Bakın, avukatlarla konuşup duruyorum. Bana yardım etmek zorundasınız. Bugün yine aradı beni. Eğer onu temize çıkarmazsam beni hapse atmakla tehdit etti. O herifi burada istemiyorum Nihal. Temize çıkartmak falan yok. Kontrolsüz agresifliğiyle neredeyse işleri mahvediyordu. Pislikleriyle uğraşamam. Alsın parasını, otursun oturduğu yer. Servet Aktan'dan bahsediyoruz. Servet Aktan mı? İkimiz de onun oturduğu yerde oturmayacak bir adam olduğunu çok iyi biliyoruz değil mi? Servet Aktan dedi, duydun değil mi sen de? Evet. Tanıyor musun? Allah çok yardımcı oldun Derin. Çok sağ ol. Ya bir dur, ne oluyor? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Ben sana sonra şey yaparım. Yarın görüşürüz hadi. Hocam. Aa rahmet. Gel, otur seninle biraz konuşalım. Bir şey mi oldu hocam? Sana şu soruyu çözmen için verdiğim zaman eğer çözersen yerim burası değildir demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de o yüzden Amerika'da sevdiğim bir arkadaşımla senin için konuştum. Seni ekibine almayı kabul etti. Onunla çalışacaksın. Nasıl yani? Amerika'da mı okuyacağım ben şimdi? Dünyanın en önemli teknik üniversitesinde hem çalışacaksın hem okuyacaksın. Sana kalacak yer ayarlayacaklar. Ayrıca biraz daha cüraf veriyorlar. Sen parayı düşünmeyeceksin yani. Nasıl, ben anlamadım şimdi, ben bir tane soru çözdüm diye. Bir de üstüne para mı alacağım bu işten? Çok daha fazlalarını çözebilecek potansiyelin var diye alacaksın. Sen şimdi pasaport işlemlerine başla. Elimizi çabuk tutarsak bir iki aya kadar seni göndeririz. İyi. İyi hocam. İyi, çıkıyorum ben. Çık. Çıkayım değil mi? Çık. Ya bilmiyorum ki, yarına bitirmem gereken projeler var. Ay Derin, hala proje diyorsun. Sevgililer günü diyoruz. Bak kaç gündür bunun için uğraşıyoruz. Gelmezsen yüzüne bakma. Sen de geliyor musun Rahmet? Nereye? Abi sevgililer gününü hep beraber kutlayalım diyoruz da. Sevgililer günü mü? Bugün mü o ya? Yuh artık Rahmet ya, ciddi değilsin herhalde. Ay Derin tamam. Zaten konuşan Rahmet değil sensin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ay iyi tamam, geliyorum. Dördümüz mü olacağız? Yok canım, dördümüz olmayacağız. Rahmet gelmiyor. Deniz, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu Rahmet, söyle burada. Ya önemli bir şey, gel işte sen, gel. Tamam abi, siz gidin ya, konuşuruz sonra. Hadi gel, gel. Hadi gel. Ay, evet Rahmet, ne oldu dinliyorum. Deniz, benimle Amerika'ya gelir misin? Ne? Amerika'ya. Ne zaman? Birkaç ay içinde. Babanla konuşuruz. O da seni orada bir okula yazdırır. Birlikte yaşarız. Ne diyorsun? Gelir misin benimle? Yani nereden çıktı Rahmet? Ya bu Ali Hoca'nın sorusu yüzünden. Ali Hoca beni Amerika'ya göndermek istiyor. Ben de senin vereceğin cevaba göre ya gideceğim ya gitmeyeceğim. Ha, kimseye bir şey söylemem.
İyi, o zaman güle güle. Ne demek Deniz bu şimdi? Yani ben kalıyorum, sen gidiyorsun demek. Deniz, sen beni anlamadın galiba. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Rahmet, biz eninde sonunda ayrılacağız biliyorsun. Konuştuk bunu yani. Seni eninde sonunda terk edecek biri için hayatında fırsatını kaçırmaya değmez bence. Biz sonra değil, şimdi ayrılırız. Sen nereye gidiyorsan git, ben gelmiyorum yani. Ne dedin abi Deniz'e? Hiçbir şey. Bak, bu sevgililer günü organizasyonun işinse ya, kızın kalbini gerçekten boşu boşuna kırdın ha. Ne diyorsun Tolga yani, organizasyon? Abi kız sabahtan beri senin evinde hazırlık yapıyor ya. Ne? Ya Deniz sana senin evinde sevgililer günü için hazırlık yaptı. Bizimle beraber gelmeyecek yani o. Bizim olayımız ayrı bir şey. Nasıl ya? Deniz benim evde sevgililer günü için hazırlık mı yaptı? Ya sürpriz olacaktı da ben onu o şekilde görünce... Of Deniz ya. Çok heyecanlıyım ya. Çok güzel olacak değil mi? Acaba. O zaman dersten sonra çıkalım. Deniz, anne gelir misin? Ay Rahmet, sen de bunu iyice alışkanlık haline getirdin ya. Biz oturuyoruz. Çıkacağız sonra. Kızım sen de güzellikle gelmiyorsun ki. Yürü, işimiz var diyorum ya. Hadi kalk. Ya tamam. Yürü. Çekiştirme Rahmet. Ne oldu? Tut şunu. Hadi yürü. Ya Rahmet ne? Hadi. Geç bakalım. Ne oldu Rahmet? Hocam, ben Amerika'ya gitmiyorum. Ne? Nasıl gitmiyorum? Demek o ünlü hanım kızımız sensin ha Deniz. Tahmin etmeliydim. Hocam, ben Deniz'i çok seviyorum. Bunu artık siz de çok iyi biliyorsunuz. Eğer benimle gelmeyi kabul etseydi, ben gitmeyi çok istiyordum. Ama etmedi. Üstelik... Kendisi bir gün bırakacakmış beni. O ne zaman olacak bilmediğim için o geri kalan zamanı da ben denizsiz geçirmek istemiyorum hocam. O yüzden kalıyorum yani. Ya Rahmet, ne diyorsun, saçmalama. Nasıl bir fırsat teptiğinin farkında mısın? Evet, farkında hocam. Nasıl bir fırsat kaçırdığının farkında ve kabul ediyor. Gidiyor yani, kalmıyor. Hayır, gitmiyorum. Hocam, benim illa gitmeme ne gerek var? Ya ben bir şey olacaksam burada da olurum. Siz varsınız, destek olursunuz bana. Ya illa adam olmak için, bir şey olmak için Amerika'ya mı gitmek gerekiyor yani? Ben mutluyum hocam, burada kalıyorum. Rahmet. Karar senin. Rahmet, sen delirdin mi ya? Ne yaptığını farkında mısın ya? Yok, delirmedim. Ne yapayım, Deniz'e aşık oldum. E hadi eve gidelim. Evde bir sürpriz mi varmış, bir şey varmış, bir hazırlık varmış. Ya evet, Tolga söyledi değil mi? İyi hadi gidelim bari. Bu sürprizi kaçtı şimdi. Gel bakalım, sürpriz yiyelim. Deniz, sen mi hazırladın bunları? Sayıları mı? Hı hı. Evet, anaokulundan beri ilk defa ilişki kağıtlarından sayıları kestim. Nasıl olmuş? Ya Deniz, bu ne çocuk gibi ya. Hadi çık artık. Çocuk gibi derken? Güzelsin. Biliyorum. Sen de fazla ukala, dik kafalı, biraz da gıcıksın. Biliyorum. O zaman
O zaman aç bakalım Rahmet Elibo. Bu ne Deniz ya? Ben sana hediye almadım ki. Aslında aldın. Ne aldın? Hadi aç da gör Rahmet. Hadi. Deniz sen nereden buldun bunu? Ya beni bazen çok fazla hafif aldığını düşünüyorum Rahmet Elipol. İşte senin bana en büyük sevgililer günü hediyen bu. Ne? Fotoğraftaki bakışların. Bana hep bu fotoğraftaki gibi bak Rahmet, olur mu? Olur. Anlaştık. Ha. Derin merhaba. Ya, merhaba Filiz Hanım. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii olur. Şöyle geçelim, ne içersiniz? Ben bir şey almam sağ. Derin bak sen çok aklı başına bir kızsın. Ama ablan öyle değil. Ben onun yüzünden Rahmet'in hayatının en büyük fırsatını kaçırmasına izin veremem. Ablam ona hiç gitme demedi ki. Üstelik Rahmet sonunda terk edeceğini hep söyledi. Rahmet bunu bilerek ablamla birlikte oldu. Anlamadım. Yani Deniz ona gönül eğlendirmek istiyor. Rahmet de bunu biliyor öyle mi? Deniz için her şey eğlencedir Filiz Hanım. Bakın, babam onu can sıkıcı şeylerden uzak, konforlu, lüks bir hayat kurdu. Yani tek bildiği hayat bu. Rahmet için bile bunu değiştiremez. Alıştığı hayatı rahmetle yaşayamaz yani. Tabii. Yanlış anladınız bakın. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Filiz Hanım, yani bu durumdan ben de pek memnun değilim. Yani geçmişimizi biliyorsunuz ama durum bu. Sadece Rahmet bu ilişkinin geçici bir şey olduğunu kabullenmiyor. Hepsi bu. Ablam ne derse desin. Anladım, tamam. Sağ ol. Vaktini aldım. Ne demek? Allah Allah. Artık öğrencilerine görülmekten rahatsızlık duymuyorsun sanırım. Vallahi bir öğrenciyle birlikte olduğumun anlaşılması şu an benim için sorunların en küçüğü yani, öyle diyeyim sana. Durduk yere sorun yatan sensin hayatım. Ya Deniz... Abla? Ne? Ya sen niye sürekli hamile benim peşimde geziyorsun ya? Terbiyesizleşme. Başka şans bırakmadım bana. Konuşacağız, gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok abartmıyor musun sence de? Nedir yani? Kardeşini yemiyoruz sonuçta. Neyi abartıp neyi abartmayacağımı sana mı soracağım, anlayamadım. Tamam abla, sen şey yapma hiç. Hadi gel benim odama çıkalım, ben sana bir şey ısmarlayayım. Orada konuşalım, tamam mı? Ben buralardayım. Tamam, tamam. Tamam. Barış nasıl ya? Gördün mü? Ne yaptın? Sakın lafı değiştirme bak. Ya hayır, kızın kardeşi bile ne mal olduğunu biliyor kızın. Sen hala. Sen Derin'le mi konuştun? Ya of abla, hiç yerinde durmuyorsun ki ama ya. Buyur. Tamam. Heh. Otur, otur, otur. Ali Hoca'nın odasında iki tane çay alabilir miyiz? Tamam, sağ olun. Ya abla... Şş, ya ablacığım. Abla sen niye... Ablacığım. Kız durumumuz iyi değil diye istemiyor seni ya. Allah Allah, kardeşi bile öyle dedi. Ne dedi? Ona dedi benim babam böyle lüks, özel bir hayat kurdu dedi. O hayatına alıştı, vazgeçemez dedi. Rahmet için bile vazgeçmez öyle bir hayattan dedi ya. Hiç de yok öyle bir şey. Ben gittim tanıştım babasıyla. Gayet iyi davrandı yani bana. Biz Barış'ın ailesiyle tanışmıştık değil mi Rahmet? İş ciddiye binene kadar onlar da iyiydi. Hem Barış benimle evlenmek istiyordu biliyorsun. İyi tamam abla. Deniz benimle evlenmek istemiyor. Sorun ne? Ya sorun senin bu kız yüzünden Amerika'ya gitmek istememen. Rahmet delirteceksin beni ya. Ablacığım, değecek bir kız olsa tamam. Ama kız eğlence peşinde ya. Abla,
Kusura bakma ama buna sen karar veremezsin. İyi, sen karar ver o zaman. Ha. Tamam, sen karar ver. Çağır annesini babasını bize, tamam. Yemeğe gelsinler bize. Bakalım o burunlarını sürtüp geliyorlar mı bizim eve? Abla niye durduk yerde insanlar bizim evimize geliyor? Anlamadım ki ben. Niye? Gelmezler diye mi korktun? Yok, ondan değil de... Yani ortada bir şey yok yani. Niye gelsinler? Nasıl bir şey yok? Ortada çok ciddi bir şey var Rahmet. Çağıracaksın, gelecekler bizim eve. Geliyorlarsa başımla beraber, tamam. Kal, istiyorsan ne yapıyorsan yap. Ama yoksa gideceksin Amerika'ya okumaya. Ya hayır, yok öyle bir... Sus! Ya... Ne diyorsam o. Ne dediysem o. Sus! Ya abla ya, böyle yapıyoruz. Böyle olmaz ama yani ya. Aa, Ali hocam. Merhaba. Filsin, merhaba. Rahmet'in hala Amerika'ya gitme fırsatı var mı? Niye sordunuz? Ben onu ikna etmeye çalışıyorum da. Ya ondan habersiz toplanacak belgeler varsa falan onu da hallederim. Ben eminim ikna edeceğimi. Rahmet gitmek isterse hallederiz. Yine de çok geç kalmışsın ama. Tamam, sağ ol. Bir tanışmaya geleceksiniz ya, söz geçecek halimiz yok herhalde. Ama büyüttüm mesele ya. Rahmet size geldiğimizde ne olacağını söyleyeyim mi ben sana? Söyle. Ablan yine bir yolunu bulup okuldan konuyu açacak. Sonra ben sinirleneceğim, çenemi tutamayacağım. Babam oradayken birbirimize gireceğiz. Sonra olaylar büyüdükçe büyüyecek. Aa, ne güzel söyledin işte. Demek ki sen iki saat çeneni tutarsan bir problem olmayacak değil mi? Ya Deniz, ablamı ikna etmem için bana yardım et lütfen ya. Bak söz ne istersen yapacağım ha. Ne istersen mi? Yani öyle abuk sabuk bir şey istemezsen yaparım tabii. Ne istersem yapacağım dedim. Ben de ne istediğimi düşüneceğim, sonra sana söylerim. Ay babama da söyleyeceğim teklifinizi, tamam okey. Ama eğer kabul etmezse asla ısrar. Ah tamam be işte. İyi tamam o zaman. Sen git babanla konuş. Ben de işlerimi hallederim, tamam? Hadi görüşürüz. Ya abla, biz çok acıktık ya. Yemek yesek mi acaba biz? Yine ablacığım tabii. Teşekkür etsene yemeklere. Ben biliyordum böyle olacağını. Gelmeyecekler işte, belli oldu. Anacığım, gelmeyeceklerse de haber verirlerdi değil mi? Belki trafiğe falan kalmasınlar. Ay yok be, ne haber verecek? Ben biliyordum böyle olacağını. İyi oldu Rahmet'e de, görür. Ya abla ama Deniz abla iyi biri yani. O gün bize bakarken ne güzel eğlenmiştik. O gün bize çok ilgilenmişti. Öyle mi? Zaten o kızın tek işi eğlenmek, eğlenmekten başka bildiği bir şey yok ki. Eğlenirsiniz tabii. Ya saçma olmadı mı böyle? Ablası annemle babamı bekliyor. Arkadaş ziyaretine değil ki. Ay ne yapsaydım derin ya? Adamın kolundan tutup zorla mı getirseydim oraya yani? Bak ben sözümü tuttum, sıra sende. Tamam Deniz, yapacağım ödevini, tamam. Yalnız ben bir şey merak ediyorum. Sen böyle babana istekle mi sordun yoksa böyle yarım ağız mı sordun? Bu önemli yani çünkü. Ay Rahmet, olanı anlattım işte, uzatma. Hem kardeşimi getiriyorum ben ya, o aileden sayılmıyorum. Vallahi sırf ablası hamile diye kabul ettim. Senin tek başına ne yapacağını kestiremediğimden. Deniz sen de saçmalama. Ay ne var, yalan mı? Dik dik konuşup delirteceksin kadını. Sanki tanımıyoruz seni. Aynen. Ya tamam abartmayın bu kadar. Alt tarafı iki saat kalacağız, çıkacağız ya. Öyle olmayacak da. Sen çeneni tutarsan olur Deniz'ciğim. Sen çünkü bir yere kavga etmek için gidersen böyle kesin kavga çıkar orada. Rahmet, senin saçma sapan işlerine dahil oluyorum zaten. Uzatma. Tamam. Gidiyoruz işte, daha ne yapayım? Gül biraz mesela, gül ha. Sempatik ol, nasıl? Bana yapabilmem için sadece ödevlerimi yapman yetmiyor. Yoklamalarda yok yazmayacaksın. Deniz! Ne olur fikir orada olmuş olsun. Allah'ım sen bana yardım et. Gidiyoruz böyle ama ne olacak? Çok merak ediyorum yani ya. Ben de. Biz geldik. Abla ne yaptınız? Niye başladınız yemeğe ya? Ya yok şey, çocuklar dayanamadı. Hadi geçin geçin. Kızlar hoş geldiniz. Heh. Buyurun. Ay ne zahmet ettiniz ya. Buyurun buyurun geçin. Babanız gelmedi mi? Filiz Hanım babam bu ara biraz yoğun. Böyle son dakika olunca davet ayarlayamadım maalesef ama çok selam söyledi size. Anladım. Filiz bak ne güzel çiçekler almışlar kızlar. Değil mi? İşi kızından daha önemli demek ki. Yok.
Her merhaba dediğimin ailesiyle tanıştırmaya kalksaydım eğer... ...evde oturacak vakitleri kalmazdı diyelim o zaman. Hmm. Siz merhabalaşıyor musunuz hala rahmetli? Anlamadım. Babam nerede ya? Evimizin neşesi şen şakrak babam. Kaçırmaz o yemeği. Nerede? Cücüğüyle içiyor. Rahmet ben de mi gitsem hem dağıtırım biraz. Çok iyi anlaşıyorsun babamla bakıyorum. Öyle oldu. O da benim gibi hayatı fazla ciddiye almıyor ya ondandır. Babama ne şüphe. Değil mi Rahmet? Hah yemeğimiz geldi. Ya yemek yemeye geldik şuraya. Ne yiyeceğimi kipsiniz. Hah bak ha. Kusura bakmayın böyle makarna koyduk önünüze ama... ...yapacak bir şey yok. Bizim de durumumuz bu. Anlamadım. Makarnayla mı gözümü korkutmaya çalışıyorsun şu an? Deniz. Deniz. Ne var? Bu aile işleri falan benim başımın altından çıkmadı. Rahmet açtı bunların hepsini. Tamam ben gelmek istemedim yani. Tamam, tamam Deniz. Ne tamam Rahmet tamam. Ya? Ne tamam ya? Olayların bu duruma gelmesinin sebebi ben miyim? Suçlusu ben miyim yani? Benim kardeşime geleceğini yok saymasına abla, sebep olan sensin ama. Kardeşinin geleceğiyle Deniz. İlgilenmesi gereken kişi de sensin. Anlıyor musun? Sakın beni bu şeyler için kullanma. Ah, çiçek. Terbiyesiz. Evet ya. Evet gerçekten ben terbiyesiz. Ya nereye getirdin sen seni? Zengin bir kızım sus Rahmet. Ya. Ben zenginim anladın mı şımarım. Ama benim önüme bir tabak makarna koymadan da bunu söyleyebilirdin. Tamam? Böyle aşağılamana gerek yok. Ben seni aşağılayacağım ya. Aşağılıyorsun tamam. Tabii ya. Misafir gelmeden sofraya oturmak ne demek? Deniz. Ya ben ailemle gelmiş olsaydım o zaman ne yapacaktın? Ha? Terbiyesiz olan ben değilim sensin. Ya ne yapmışsınız ya? Ya Deniz. Lütfen kusura bakmayın. Ya. Kızlar. Aferin abla ya. Olayları buraya getirmek için var ya, elinden geleni yaptın yani. Teşekkür ederim sana. Rahmet ben ne yaptım ne şimdi ne yaptın ya? Abla ya? Alttan alta zorluyorsun kızı. Yok makarnaymış, yok bir şeymiş. Sağ ol. Rahmet nereye gidiyorsun? Delirdin mi? Ha delirdim ama. Delirttin beni iyice. Ne bu ya? Deniz! Deniz, Deniz! Deniz bir dur, bir dur Deniz. Rahmet git başımdan. Nereye gideyim? Ya nereye gidersen git. Amerika'ya mı, Çin'e mi, nereye gidiyorsan git ama git başımdan. Bulaşma bana. Ya Deniz, ya Deniz bir şey söylesene şuraya. Ya Deniz, Deniz aç şunu, aç aç. Deniz git başımdan. Ya Deniz aç şunu, ne yapıyorsun ya? Deniz. Ya git. Deniz. Ya başlayacağım böyle işin içine ha. Ulan of be. Tamam abla, ağlama artık ya. Duyuyor musun bir de söylediklerini ya? Bu işi bu noktaya ben getirmişim filan. Ben ne istiyorum ki? Ben onun iyiliğini istiyorum sadece. Tamam ciğerim haklısın ama Allah aşkına sakin ol. Bak bebeğini düşün. Dön yani karşısına ne biçim fırsat çıkmış. Kocaman bir dünya açılmış. Bak yaptığı şey bak ya. İnsan değerlendirmez mi bunu ya? Ya boş ver abla ya. Bırak gitmesin abim de. Zaten Hikmet abim de yok. Amerika çok uzakta. Vallahi biz çok özleriz Ahmet abimi. Piko saçmalama. Abinin hak ettiği yerde olması lazım. Sakın onun yanında böyle şeyler söyleme bak. Hep gitmesini teşvik edin tamam mı? Hep git abi deyin onun yanında tamam mı? Sakın böyle konuşmayın. Tamam, tamam. Üzülme. Aşkım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.